Burada sizlere Gazi Mustafa Kemal'in 21 Nisan 1920'de meclisin açılmasına ilişkin telgrafını kısaltarak aktarmak istiyorum. Çok manidardır. Bu telgrafı sizlerin, aziz milletimizin dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. Gazi Mustafa Kemal 21 Nisan 1920 tarihli telgrafında özetle şunları söylüyor. Birinci telgraf. Gayet acildir Ankara. 21 Nisan 1920. Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi küşad edilecek, yani açılacaktır. Vatanın istiklali, makamı, refi hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve hayati vazifeleri ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla o günün bereketinden istifade edilecek ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayram-ı Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurlarından ve namazdan güç kazanılacaktır. Tabi biliyorsunuz o zaman bu meclis değil, ulustaki meclis. Namazdan sonra Peygamberimizin mübarek sakal-ı şerifi ve mübarek sancak alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Toplantı yerine girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bugünün, yani 23 Nisan'ın kutsiyetini teyit için bugünden itibaren il merkezinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği üzere hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak, hatmin son bölümleri teberrüken Cuma günü sonra namazdan sonra meclisin toplantı yeri önünde okunup bitirilecektir. Meclisin açılışından dolayı her yerde Cuma namazından önce münasip surette Mevlid-i Şerif okunacaktır. Cenab-ı Hak'tan bizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Değerli arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal bu telgraftan hemen bir gün sonra bir başka telgrafı, kısa, öz fakat son derece önemli, son derece anlamlı bir telgrafı bütün Türkiye'ye, özellikle de askeri birliklere gönderiyor. Sizlere bu çok önemli telgrafı da sadeleştirerek aynen aktarmak istiyorum. İkinci telgraf 22 Nisan 1920 ve altındaki önem şu: dakika tehir edilmeyecektir. Bütün illerle bağımsız sancaklara, kol ordulara, Nazilli'de Albay Refet Beyefendi'ye, Bursa'da 20. Kol Ordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine, Bursa'da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi'ye, Balıkesir'de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Beyefendi'ye, Allah'ın inayetiyle Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından bu tarihten sonra bütün sivil ve asker makamların ve bütün milletin başvuracağı en yüce merci Büyük Millet Meclisi olacaktır.
Bilgilerinize sunulur. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Buyur. İşin gerçeği bu. Anlamayanlar için, anlamak istemeyenler için şu bölümü bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu tarihten, yani 23 Nisan 1920'den sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün milletin başvuracağı en yüce merci Büyük Millet Meclisi olacaktır. Yani darbeler değil, milletin iradesi olacaktır. Olay bu.